Merhaba arkadaşlar. Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in 16 Haziran 2018 tarihli Başlamadan İş Bitirmek başlıklı köşe yazısıyla yeniden birlikteyiz. 4 yıl önce 2014-30 Mart yerel seçimi İstanbul Kağıthane'de 36 sandıkta oyların çalındığı tespit edildi. Tutanaklarda oynanmıştı. CHP'nin aldığı oylar AKP'ye yazılmıştı suç duyurusunda bulunuldu, soruşturma başlatıldı, 29 sandık başkanı hakkında dava açıldı. Oy hırsızlığı yapan sandık başkanlarından biri AKP'li Kağıthane Belediyesi'nde sekreter olarak çalışıyordu. Dava 2 yıl sürdü. Sekreter sandık başkanı oyları çalmaktan suçlu bulundu. 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hapis cezası verilir verilmez en başta sabah gazetesi olmak üzere yandaş medya topluca saldırıya geçti. Sekreter sandık başkanına hapis cezası veren hakim şaibeli ilan edildi. Şak! Söz konusu hakim HSYK tarafından meslekten atıldı. Dava temiz edildi, yargıtaya taşındı, şak! Yargıtay bu tür davaların resmi evrakta sahtecilik kapsamına girmediğine karar verdi. Şak! sekreter sandık başkanı dahil oy hırsızlığından dava açılan tüm sandık başkanları yırttı. Hepsi beraatle sonuçlandı. Belli ki bir kara kaplı defter vardı, AKP aleyhine karar verenlerin defteri dürülüyordu. Bir sihirli el vardı, AKP lehine suç işleyenleri aklıyordu. Hani asrın liderimiz kapalı kapılar arkasında konuşurken Sandık kurulunda hakimiyeti elde edersek başlamadan işi bitiririz diyor ya. İşte bu nedenle başlamadan bitirilen bir öyküyü anlatayım dedim. İşi bitirdikten sonra yakalaman yetmiyor. Başlamadan orada bulunman gerekiyor. Arkadaşlar eğer ki beğen tuşuna tıklarsanız bu video YouTube tarafından daha çok arkadaşımıza önerilecek ve dolayısıyla bu konudan daha çok arkadaşımız haberdar olacaktır. Teşekkür ediyorum vakit ayırıp dinlemiş olduğunuz için. İyi günler dilerim.